Sevgili izleyiciler, Anadolu halkının özgür sesi ilk gün haber ekranlarına öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Bugünkü yayın konuğumuz emeklilikte yaşa takılanların Adana Şube Başkanı Uğur Altuntaş ve gazeteci Abid Taşçılar sizinle birlikte olacağız. EYT'lilerin yaşamış oldukları sorunları, sıkıntıları sizlerle birlikte sevgili başkan masaya yatırmaya çalışacaktır. Buyurun başkanım diyorum. Öncelikle bu konuda neler söylemek istersiniz? Öncelikle İlk Gün TV'ye teşekkür ederim. Bizler sesimizi sizler sayesinde işte yerel televizyonlar, gazeteler sayesinde duyurmaya çalışıyoruz. Biz yılmadan sürekli anlattığımız bir olayımız var. Bizim 1999 yılında çıkan bir yasayla, bir gecede çıkan yasayla, yasaların geriye doğru işletilmesiyle mağdur edildik. Evet. Mağduriyetimiz nedir? İşte bizler işe başladığımızda kadınlar 20 yıl 5000 gün, erkekler 25 yıl 5000 gün olarak işe başladık. Yaş şartı aralıksız bu şekilde işe başladık. Ama dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kanunların geriye doğru işletilmesiyle her birimiz 2 yıla 17 yıl arasında emekli kadınlarımız ödülerdi. Yani bunu biz şöyle şey yapıyoruz tabiri caizse, maç oynarken kural değişti. Evet. Onun için bize diyoruz ki çalışmaya başladığımızda devletimizle, hükümetle yaptığımız anlaşmada işte 5000 gün 20 yıl, 5000 gün 25 yıl. Yani emekliliğimize 5 yıl, 10 yıl kala bir anda dediler ki senin emekliliğin 10 yıl daha ötelendi, 5 yıl daha ötelendi. Biraz önce dediğim gibi 2 ila 17 yıl arasında haklarımız ötelendi. Yani bununla da yetinmeyip 2008 yılında işte reform yapıyoruz gibisine bir yasa çıkarttılar. Abort diye tabir ettiğimiz aylık bağlama oranları. Daha önceden 2008 yılından önce aylık bağlama oranları neydi? %75'lerden bağlanıyoruz. Bunu da 3 kademeye böldüler. 2000 öncesi, 2008 arası, 2008 sonrası. Yani ortalaması %30. Bu da neyin göstergesi? 2008 yılından sonra emekli olan bir emeklinin maaşının yarı yarıya düşmesidir. Yani mağduriyetlerimiz bunlar. Dediğim gibi sesimizi duyurmak için teşekkür ederiz. Sizlerin sayesinde sesimizi duyuruyoruz. Yani hükümetimizden bizim isteğimiz fazlasıyla primlerimizi yatırdı. Yani 5000 gün denilmiş, 10000 gün, 12000 yapan arkadaşım var. Ben 1,5 yıl önce emekli oldum, kendimden örnek vereyim. 10.350 günden emekli oldum. Yani nedir? 5.350 günün daha fazladan vardı. Şu an 12000 olan arkadaşımız var, 13000 olan arkadaşımız var. Hala 13000 günü olan arkadaşımız 1-2 yıl daha beklemek zorunda. Ki matematik kurallarında nedir? Fazla yatır, fazla maaş. Tüm Avrupa ülkelerinde, tüm dünya ülkelerinde böyle. Yani bizde bir tek fazla yatırıp emekli maaşının düşmesi bir tek bizde var. Yani bir çelişki burada yani. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Sayın Abid Bey, bu konuda sizler neler söylemek istersiniz? Ben bu EYT'lileri hep düşünüyordum yani. Erken emekli olmak istiyorum, tamam yaşını doldurdu, güzel bir şey, 20 yıl tamamladı ve primini yüksek derecede yatırmış. Peki şu anda sizler iş yerlerinden çıktığınız takdirde iş bulabiliyor musunuz? Yani o süreci beklerken sizin çocuklarınız, eşiniz ne durumda, nasıl bir ortamda yetişebiliyor? Bu mağduriyetiniz nasıl anlatabiliyorsunuz? Kamuda çalışanın problemi yok. Yaş problemi özellikle özel sektörde çalışan. Birçok üniversite mezunu gencimiz boşta iken bizim 45-50 yaşına gelmiş EYT'lileri hangi özel sektörü iş almış? Yani hiçbir şekilde birçok arkadaşımız şu an boşta. İşinden dolayı mağdur olan arkadaşlarımız var. O kadar birim yatırmış, 48-50 yaşına gelmiş, emekli olamıyor. Artı bir de sağlıktan faydalanamıyor. O kadar prim yatırmış, sağlık hizmetlerinden yararlanmak için 107 TL GSS yatırmak zorunda. Genel sağlık sigortası. Yani primin haricinde bu yatırılması gerekiyor değil mi? Zaten primi dolmuş.
yaşı bekliyor, bir de fazlasıyla dolmuş yaşı bekliyor ama çalışamıyor arkadaşımız. Ailesi ve kendisinin sağlıktan faydalanması için SGK'ya 107 TL gene sağlık sigorta primi yatırması lazım her ay. Evet. Her ay ailece olarak mı yoksa kişi? Kişi, SGK'lı olan kişi 107 peki, TL yatırmak zorunda. Çalışmadıktan sonra, boş oturduktan sonra o 107'ye evde 4 kişi varsa nasıl yatıracak? İşte 107'yi tüm aile fertleri adına değil, aile reisi, çalışan kişi bir kişi 107 TL yatırıyor. Çalışamayan insan zaten o primi de yatıramıyor, sağlıktan da faydalanamıyor. Sağlık. Ki o primler birike birike emekli olduktan sonra ilk alacağı emekli maaşından kesiliyor o primler. O primler sürekli artıyor. Artıyor, evet. Aslında şöyle de bir şey yapabilir yani hükümet yetkilileri en azından sağlık giderlerini devlet tarafından primi doldurmuş olan kişilerin primlerini o doldurduğu için de tedavi işlemleri yapılabilir. Öyle değil mi? Evet. Şimdi geçen böyle bir öneri var mı? Şöyle söyleyeyim. Yerel seçimlerden önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı şu anki Mansur Yavaş. Evet. Ben dedi Ankara'daki EYT'lilerin genel sağlık sigortasını ben yaptıracağım dedi. Belediye bütçesinden karşılayacağız. Evet. Ondan sonra hükümet kanadından dediler ki işte Aralık ayına kadar biz yatırıyoruz. Hı. Aralık ayına kadar yatırdılar. Ama şu an yani birçok arkadaşımız kendi yatırmak zorunda. Zaten çalışamayan yatıramıyor. Yatıramıyor. Yatıramıyor, borçlanıyor. Emekli olduktan sonra ilk aylarından o birken meblağ kesiliyor. Kesiliyor. Ülkede kaç tane Sayın Başkan normalde EYT'li var toplam olarak? Şu an biz defalarca resmi dilekçeyle Çalışma Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Sayımız kaçtı? Biz 3 aşağı 5 yukarı net sayı olmasa dahi biliyoruz ama Çalışma Bakanlığı'ndan böyle bir sonuç gelmedi. Yani sayınızı veremeyiz gibisine, bilmiyoruz gibisine cevaplar geldi. Bizim tahminimiz şu an 4.700.000 kamu ve özel sektörde çalışan. Toplam. Adana'da kaç kişi var? Adana'da tahminim 90.000 kişi civarında. 90-100.000 arası. Peki. Yani bu demek oluyor ki normalde 4 milyon kişi diyorsunuz, az bir rakam değil yani. Bunu 4 ile çarptığını düşün, binlerce insan yapıyor yani, az bir rakam değil. Ailelerle birlikte zaten yani, 18-20 milyon kişi. Bir büyük bir gerçekten EYT sorunu ülkede bir kanayan yara gibi görünüyor yani. Buna mutlaka yetkililerin bir an önce çözüm bulmalarında fayda var diyoruz. Sevgili Başkan, normalde 15 Mayıs'ta sanırım normalde evet. Ülke genellerinde EYT'liler olarak bir eylem birliği kararı alınmış durumdadır. Maltepe'de bir miting yapılmak isteniyor. Bu konuyla ilgili sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz özellikle? Biz daha önce 2 yıl önce Maltepe'de tekrar bir miting yapmıştık. 1.860.000 kişi resmi kayıtlara göre 1.860.000 kişiyle miting yaptık. İşte pandemi süreci girdi şimdi içerisinde bir miting düşüncemiz vardı. 15 Mayıs'ta bizim Türkiye EYT Federasyonu olarak işte karar aldık 15 Mayıs'ta. Hedefimiz 5 milyon kişi. Yani 5 milyon kişiyi dolduramazsak dahi orada en az 3-4 milyon kişi olacağız diye umut ediyoruz. Tüm illerden bizim 23 tane derneğimiz var illerde. İşte İstanbul Federasyonumuz var, Türkiye Federasyonu İstanbul'da. Tüm derneklerden özellikle de Adana'yı belirteyim ben buradan. Adana'dan da otobüslerimiz kalkacak. Kaç yani otobüs kalkacak bu arada Adana'dan? Şimdi maliyetler çok yüksek olduğu için Adana'dan normalde eski maliyetler olmuş olsa 20-25 tane otobüs kaldırma imkanımız vardı. Ama şu an maliyetler yüksek olduğu için Adana'dan muhtemelen 10 taneye yakın bir otobüs kaldıracağız. Bunu mesela normal yerel yönetimleriyle teşvik mesaiye girdiniz mi bu konuyla ilgili araç temini konusunda herhangi bir görüşmeleriniz oldu mu? Yerel yönetimlere dilekçelerimizi yazdık. Yani maliyetlerden dolayı geri dönüş olur mu? Olmaz mı? Yani tam şu an net bir şey yok. Orada kendi imkanlarımızla sendikalara falan başvurduk. Sendikalardan işte yardım istedik. Muhtemelen de belediyelerimizden inşallah geri dönüş olacaktır bu konuda. Yoksa herkes kendi imkanlarıyla. Adana'da nereden araçlar kalkacak normalde? Adana'dan şu an Seyhan Belediyesi'nin önünde. Cumartesi günü akşam 9 gibi falan buradan hareket edeceğiz. Ertesi gün sabahtan 9-10 gibi Allah'a izin veriyoruz oradayız. Miting de zaten 12'de başlıyor.
3'te sona eriyor. 3'ten sonra da aynı gün içerisinde dönüp tüm herkes kendilerine dönüş yapıyor. EYT'liler olarak genel merkez düzeyinde normalde sevgili başkan, yani parlamentoda mensubu bulunan partilerle istişare içerisine girdiniz mi? Bu konuda yeteri anlamda, gerçek anlamda bir destek görebildiniz mi? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Öyle söylüyoruz. Biz, bizim EYT'lilerin kesinlikle partimiz yok. Evet. Biz ne diyoruz? Yanımızda olanın yanındayız. Tüm partilere eşit mesafedeyiz. Zaten bu davetiyelerimizi de şey yaparken size de getirdiğim gibi bu davetiyemi. Peki, teşekkür ediyorum, sağ olun. Tüm partilere... Bu arada da ekranımız görmüş olsun, evet, normalde. Davetiyemizi Genel Başkanımız Gönül Boran Özbak Hanımefendi, 10 gün önce Ankara'daydı. Cumhurbaşkanımıza, işte Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yani tüm partilere ayırt etmeksizin davetiyeler takdim edildi. Yani biz ne diyoruz? Bizim kesinlikle partimiz yok. Çünkü bir hak davası. Hak davası, yanımızda olanın yanında olacağız diyoruz. Elbette kararımız bu. Kararımız bu. Seçimler geldiği zaman da yani bizi anlayan, dinleyen, yanımızda olanların biz de yanında olacağız. Ama bugüne kadar mesela normalde hep uzak duruldu. Tam seçim arefesinde kalkıp böyle bir şeye kalkışıldığında nasıl? Bu konuda neler söylemek istersiniz normalde? Yani iktidarın bekleyip tam seçim arefesi açıklandı, ondan sonra kalkıp EYT anahtarını ortaya atması mesela. Bu konuda nasıl dersiniz yani? Şimdi 4.700.000 kişiye yani sen şu partiye ver, ben bu partiye vereyim gibi genel başkanımızın öyle bir söylemi olamaz. Evet. Şimdi bir laf var tabiri caizse. Kurt kışı geçirir ama yedi ayazı unutmaz derler. Onun için herkes elini vicdanına koyacak. Tabii ki. Yani çektikleri sıkıntıları gözünün önüne gelecek. Film şeridi gibi gözünün önüne geçecek. Sürekli yanında kim oldu ise gidip tercihin olmayan yana kullanacak. Doğrudur. Teşekkür ediyorum. Abid Bey, konuda... Ben şey sorayım. Merak ettim. Şimdi 4 milyon küsur EYT'li var dediniz. Evet. Hepsi çalışıyor mu? Yoksa bunların %10'u veyahut da %5'i dışarıda boşta beklemede mi? Şimdi bizim gruplarımız var Türkiye genelde, işte sosyal medyada, WhatsApp grupları, Facebook grupları, Twitter grupları. Oradaki yazışmalarımızda yani birçok özellikle özel sektörde çalışıp da yaşından dolayı işinden ayrılan, çalışamayan çok arkadaşımız var mağdurlar. Ben Adana'dan örnek vereyim. Evet. Adana'daki derneğe gelen arkadaşlarımızla yaklaşık 100 kişi geliyorsa 25-30 kişisi işsiz. Yani şöyle diyebilir miyiz? Yani Adana'da ortalama 50 bine yakın ya da 30 bine yakın EYT'li var mı? 90 bine yakın. 90 bine çalışmayan var. Çalışmayan tahminim yani Adana için biraz önce... Şu anda ya boşta olan EYT'li. Boşta olan işte derneğe gelen arkadaşlarımızdan birçoğu işsiz. İşte derneğe geliyorlar, işte bizim sayfalarımızla biz tüm gittiğimiz yerlerde rica ediyoruz. Diyoruz ki böyle böyle iş ilanı olduğu zaman bizim sayfalarımızda paylaşır mısınız? O arkadaşlarımızla bir nebze de olsa yani bir arkadaşımıza, iki arkadaşımıza da iş bulabilsek. Yani ne mutlu bize ki gelenlerin birçoğu işsiz yani çalışamıyor yaşından dolayı. Nasıl geçinebiliyorlar yani? Çünkü acı bir tablo var burada. Babasının emekli maaşı var. Günlük işlerde çalışıyor. Yani sürekli. Bir de burada değişik bir konu daha var. Şimdi evet, bizde prim yatırdıkça maaş düşme olayı var. Birçok insan da bu kayıt dışına itiyor. Evet. Birçok insan da bundan dolayı çalışmayan insanlar da var yani. Benim maaşım, emekliliğime diyor 3 yıl kalmış, 4 yıl kalmış. Benim maaşım zaten düşüyor. Gidiyor veyahut da SGK'sız çalışanlar da var kayıt dışı. Yani diyorum ya bizim maliyetimiz, yüksek bir maliyet dediği bu kayıt dışına. Kayıt dışına tahminimiz 6 milyar kayıt dışı varmış, 6 milyar TL. Yani kayıt dışı önlendikten sonra zaten bizim maliyetimiz 2 milyar. Evet, bugün yasa çıkmış olsa 700 bin kişinin hepsi zaten bir anda emekli olmayacak. Giriş yılına göre BDP'ye emekli olacaklar. Yani bugün 5 bin kişi oluyorsa yarın 4 bin, 3 bin kişi yok. Bu da evet, maliyet mi oluyor? Yok, değil yani. Çünkü diğer maliyet daha farklı. Hem dediğiniz gibi kayıp dışı
kazanç var burada, değil mi? Türkiye'de işte söylenenlere göre, yani uzmanların söylemine göre 6 milyar TL'ymiş kayıttır. 6 milyar. Evet. Evet. Acı bir tablo. Sorunlar maalesef bitmiyor. Yani bir de bu krizde, bu enflasyonda nasıl emekli annesi babası emekli de olsa nasıl geçinecek? Onlar da iki tane çocuğu varsa, üç tane ya da okyan çocuğu varsa. Allah ya. Tabii hepsi birbirine bir de, yani. Nedir? Anne babanın üniversiteyi çocuğu kazandığı zaman mutluluğu olur. Evet. Bizim öyle örneklerimiz var ki arkadaşlarımızdan. Çocuğun üniversiteyi kazandığına sevinemeyen arkadaşlarımız var. Gönderemiyor. Gönderemiyor. Şehir dışına gönderemiyor. Ben diyor ne yapayım? Bir yurt olmuş 2500 lira. Özel yurtlar. Devlet yurdu birçoğuna çıkmıyor. Devlet yurdu. Yani bunu çocuğun haçlıydı, gideriydi, şunuydu, bunuydu. Yani sevinemeyen, çok da güzel bir bölümü de kazanan arkadaşımız var. Örnek vereyim. Çocuğunu gönderemedi. Sevinemiyor diyor. Ne yapayım? Nasıl gönderirim? Ben? Evet. Geliriyor. Dileriz her şey gönlünüzce olur başkan. Ha, bize düşen görev nedir? Gerçek anlamda ilk gün ekranları tüm kesimlere, herkese açık olduğu gibi EYT'li kardeşlerimize de açıktır. Her an için kapımız açıktır. Gelip sorunlarınızı burada dile getirebileceksiniz. Kendi eviniz olarak burayı kabul edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bize düşen görev neyse biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eğer bir son mesaj vermek isterseniz buyurun derim. Yoksa bir konuyla ben kapatmaya çalışacağım olayı. EYT'li arkadaşlarıma, kaderdaşlarıma son bir mesajım şöyle söyleyeyim. Derneklerimiz bizim yasal derneklerimiz. Yani her şeyimiz yasal. İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla, il valiliklerinin, il dernekler masasının onayıyla kurulmuş dernekler. Birçok insan derneklere üye olmaya çekiniyor, korkuyorlar. Onun için derneğimiz tamamıyla yasaldır. Biz hiçbir zaman kırmadan, dökmeden mücadelemizi veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Derneklere gelmekten, üye olmaktan kesinlikle çekinmesinler. Evet, ben tüm arkadaşlar kendi haklar için gelip derneklerine sahip çıksınlar. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Ve sevgili izleyiciler, dinlediğiniz gibi sevgili başkan, derneklerimiz yasal olarak kurulmuş bir derneklerdir. EYT'liler Derneği'ne EYT'li olan arkadaşların gerçek anlamda gelip sahip çıkmalarını, birlikten güç doğacağını ifade etmeye çalışıyorlar. Son kez ekranımızı kapatmadan önce de yarın tam 50 yılını dolduracak olan 3 fidanımızın ölüm yıl dönümü olacaktır. Onlar tam bağımsız bir Türkiye için canlarını feda ettiler. Ne Amerika, ne Rusya, ne Çin dediler. Sadece tek talepleri, istekleri bu ülkenin çıkar menfaatlerini gözetmek, bu ülkenin geleceğini, güzel günleri görebilmek amacıyla bir mücadele vermeye çalıştılar. Onların bu haklı mücadelelerini saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyorum, kendilerine saygılarımızı sunarız. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler ederiz.